YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden örmüş olduğum gövdesini, kollarını bir önceki videomda göstermiş olduğum ceketimin bu videomda da kapşonu, Noel Baba işlemesi, kulak işleme detayı ve dikiş videosu olarak hazırladım. Şu şekilde göstereyim. Kadife ip kullandım. İplerim Lady Yarn Baby Soft Kissed. Bu şekilde. 2-3 yaşı uygundur ceket modelim. 6 numara tığ kullandım. 6 numara tığla ördüm. Şöyle hemen ölçülerini vereyim ben size. Şuradan omuzdan itibaren şöyle göstereyim. Omuzdan boy kısmı 40 santim. Omuzdan kol kısmı 41 santim. Bu şekilde. Ben çok severek ördüm bu ceketimi. Sipariş üzeri yaptım. Siz de sevdiklerinize, çocuklarınıza hediye olarak bu modelden yapmak isterseniz tarifimi buyurun birlikte yapalım. Sipariş alıyorum ben arkadaşlar. Vermek isteyen olursa mesajlara yorum atabilir. Instagram sayfam var. Örgü Dünyam Amigurumi. Oradan takibi alabilir. Sipariş üzeri de örüyorum. Yani her yere kargoyla gönderim sağlıyorum. Bu şekilde bilgi almak için mesaj atabilirsiniz. Hadi buyurun yapım aşamasına devam edelim. Yaka kısmından başlayacağız. Yaka kısmından şöyle yakası bize bakıyor şekilde olacak. Buradan şuradan bir ilmek alacağım hemen. Şuradan baştan ilk şuradan hemen şöyle çıkarttırayım. Şuradan ilk ilmekten şu şekilde bir zincir çektim. Bu ipimi de birlikte yürütüyorum. Şimdi buradan her deliğe bir tane tek trabzan yapacak şekilde yakamızın sonuna kadar örüyorum. Ceketimizi kapşonunu da ördüm. Şöyle bu şekilde toplamda 16 sıra boyunca ördüm. Böyle. Şimdi kapşonumuzu birleştirme kısmına geçiyorum. Şöyle şu şekilde tutup şöyle ters çeviriyoruz. Bir ilmekten karşıdaki ilmeği de alarak şöyle karşılıklı sık iğne örüyorum. Ters çeviriyoruz. Ördüğümüz kısım içte kalacak. Şu şekilde bu ilmekten battım. Karşıdan da tam karşısındaki delikten de battım. Şöyle bitene kadar tek tek bütün ilmekleri sık iğne örüyorum. Yani iki tarafı birbirine birleştiriyoruz. Böyle bu şekilde. Başlıyorum hemen.
Şöyle. Şurada fazla kalan ipim vardı. Onu da birlikte yürüteceğim iç taraftan. Bunu da kaybetmiş olacağım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra hemen yanındaki ilmeğe sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3 tane sık iğnemi battım. Hemen şu alt kısmı, hemen yanındaki deliğe şuradan tekrardan ceketimizi batıp bir tane daha battım. Şimdi geri döndüm. Bir tane battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki tane zincir çekip bir tane ilmek bırakacağım boşluk. İkinci ilmeği sık iğne doldurdum. Bir de yanındakine doldurdum. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Bu sefer dönüşte iki tane sık iğne değil, bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de ilik açtığımız yere, zincir çektiğimiz yere batacağım. Şöyle. Şurada ilik kısmımız oluştu. Şöyle net görünsün. Bunları kesebilirim. Şimdi hem tığlıyoruz kenarlarını hem de ilik yerlerimizi bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane sık iğne doldum. 1 2 3. Buradan sonra kalan 3 tane ilik yerimizi aynı şekilde yapalım. Daha sonradan kapşonumuzu ve diğer karşı tarafı sık iğne yapıp örgümüzü, ipimizi keselim. Şöyle geldim. Şu şekilde. Ben şimdi burada ipimi uzun keseceğim. İpimi uzun keseceğim çünkü düğmelerimi de bu iple dikeceğim. Göz kararı. Şöyle ölçü ölçe üstüne göre ayarlayarak düğmelerimizi dikeceğiz. Noel babamıza yüzüğüyle başlıyoruz. Sihirli halkamı yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle kadife ipte zor oluyor sonra çekmesi. Birazcık çekiyorum. 2 3 4 5 6 tane doldurdum ve tam olarak kapattım sihirli halkamı. Şimdi her sıraya çift dolduruyorum. 2 12 tane olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 tane bir sıra gittim. Şimdi burada şu elimdeki ipimi ilmek belirleyici olarak kullanıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift olarak örüyorum. Sıra sonumuza geldik. Belirleyicimi bir üst sıraya atıyorum. Şöyle. Bir, iki. İki tek, bir çift. Bunu 4 sıraya kadar yükselteceğiz böyle. 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çifte kadar yükselteceğiz. 4 tek 1 çiftin sonunda ipimizi kırıp diğer şapka, sakal bunlara devam edeceğiz. Bir, iki, üç, dört. Dört tek, bir çift. Şurada ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi dikiş için biraz uzun keseceğim. Şöyle. Şimdi bu şekilde şapkasını yapalım. Şapkasını yapmak için de ipimi kestiğim yerden bir iki tane ilmek bırakıyorum. Üçüncü ilmekten tığımı geçirdim. Şöyle çekiyorum. Sık iğne örüyorum. Alttaki ipi de birlikte örtelim. 3 açılmasın, sağlam olsun diye. 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi şu şekilde 14 tane ördüm ilmek. Bir zincir çekiyorum. Geri döneceğim. Şimdi bundan sonra şuradaki yanındaki ilmeğe değil, şu ilmeğe batacağım. Yani bir tane eksiltme yaparak gideceğim. Şimdi burada artık saymıyorum. Sayarak yapmayacağım. Bir tane baştan, bir tane sondan her seferinde eksilteceğim. Şapkam istediğim şekilde gelene kadar bu şekilde öreceğim. Bir zincir çektim. Şu ilmeği bıraktım. İkinci ilmeğe battım. İki taraftan da aynı şeyi devam ettiriyoruz. Baştan ve sondan birer ilmek eksik örerek şapkamızı örüyoruz. Şimdi bu ilmeğimi atlayıp diğer ilmeğime geçtim. Bir tane zincir çektim, bir ilmeğimi bıraktım, diğer ilmeğime geçtim. Dört ilmek kalana kadar bu şekilde örüyorum. Dört ilmekten sonra bir sıra, yani
Bir 10 sıra falan düz öreceğiz. Şimdi 10 sıra boyunca ben düz 4 tane teki düz bir şekilde ördüm. Şöyle ölçebiliriz de. Şimdi buradan artık 2 ilmek kalana kadar yine eksilteceğiz. Örelim yine. Son 2 ilmeğim kaldı. Bir sıra daha örüyorum. Bu şekilde. Ben dikişimi normal iple dikeceğim. O yüzden kadife ipimi kısa kesiyorum. Çünkü dikmesi çok zor oluyor bu iplerde. Kendisi yumuşacık. Ama dikişini yaparken dikiş iğnenin içindeyken ipler ayrılıyor. Şimdi pomponumuzu yapalım. Pomponumuz içinde yine sihirli halka 1, 2, 13, 14, 14 tane örüyorum. Şöyle sakalımız içinde üstten sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Üstten şapkamızdan itibaren 7. ilmeğe sık iğne dolalım şöyle. 2 14. Geri döndüm. Bir sıra düz bir şekilde sık iğne örüyorum. Kesip ipimi saklayacağım. Şurada bir de kulağımız var. Şimdi bu kulağımızı da örelim. Ondan sonra dikmeye başlayalım. Kulağımız için de 17 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 biraz gevşek çekelim. 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şöyle de ölçebiliriz. Bir zinciri boş bırakıp ikinci zincirden itibaren tek taraftan örüyorum. Sıra sonuna kadar tek taraftan örelim. Bir zincir çekip arka tarafa döndüm. Bir tane deliğe boş bırakıp ikinci deliğe batıp bu şekilde düz örüyorum. Eksiltme yapacağız ama eksiltmemizi beyazlıkta belli oluyor. Şöyle. Şöyle
ilmeğimizi çıkartayım. Şu ilmeğimizi çıkartıp bir buradan şu ilmeğimizi çıkartıp şuradan bir tane ilmek bunu çıkartıp bir tane sonuncu ilmekten böyle alarak kesmemizi yapıyoruz ki tam düzgün gelsin. Şöyle çıkartıyorum. Şöyle böyle yine normal trabzan gibi bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. İlkine değil ikinciye battım. Bu şekilde eksilti eksilti kulağımızı oluşturarak gidiyoruz. Evet, ceketimizin bütün parçalarını bitirdik. Şimdi tek tek bütün figürlerimizi, Noel Baba karakterlerini ceketimize işleyelim. Güzelce sıkı bir şekilde tek tek boşluk kalmayacak. İlmek ilmek dikişini yapıyorum. İki tane öne, bir tane arkaya Noel Baba işlemem var. İki tane de kulağımız var. Bunları işliyorum. Bu şekilde ceketimiz hazır. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz daha güzel, daha iyi videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, zili açmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın lütfen.